severek başladım burada. Sonra bana yapamazsın dediler. Bir kadın olarak yaparım dedim ve yap. Samsun'da yaşayan 47 yaşındaki Derya Ayyıldız, uluslararası bir firmada yaptığı tercümanlığı bırakarak marangoz oldu. İlk önce bir yıl boyunca atölyeyi izlemekle başladım. Yani her şeyin ismini öğrendim, şeklini öğrendim, cinsini öğrendim. Ondan sonra yavaş yavaş makinelerin başına geçmeye başladım. İnanılmaz güzel bir his. Yani onu mesela zımparaya girdiğimiz zaman hissettiğim duygu, bir dönem ben antidepresan kullanmak zorunda kaldım. Bir gün kullandım. Yani doktorun vermesiyle. Sonra onu bıraktım, zımparaya başladım. Yani zımpara yapmaya başladım. O zımpara yaparken ona dokunuşunuz, onun üzerinden elinizin kayması, kafanızdaki düşüncelerin hepsinin silinip böyle her şey bembeyaz oluyor. Almanya'da doğup büyüyen ve uluslararası bir firmada 12 yıl boyunca tercümanlık yapan Ayyıldız, evlendikten sonra Türkiye'ye gelerek Samsun'a yerleşti. Eşi marangoz olan Ayyıldız, mesleğe duyduğu ilgi nedeniyle genelde erkek işi olarak bilinen marangozluğa soyundu. Benim eşim eski bir ahşap ustası. Onun yanında bunu gördüm, severek başladım burada. Sonra merak saldı bende, işte merdivenin detayları, ağaç vesaire. Sonra bana yapamazsın dediler. Bir kadın olarak, bir kadının ahşap atölyesinde çalışması çok inandırıcı gelmedi. Yapı olarak da biraz inatçıyım. Yaparım dedim ve yaptım, başardım. Ağaçtan merdiven tasarımları yapan Ayyıldız, kısa sürede işini büyüterek yaptığı eserlerle adeta göz kamaştırıyor. İnanılmaz güzel bir his. Yani ağaçla uğraşmak gerçekten çok keyifli, çok güzel. Terapinin aslında böyle bir işle uğraşmakta olduğunu gördüm. Yani ilaca gerek yok. Bir kadın evde oturduğunda kendisini çok dinliyor. Yani olumlu olumsuz kendini çok dinliyor. O enerjiyi oraya vereceğine işime vermeyi tercih ettim. Ve %100 verim aldım. Yani bu bütün bayanlara aslında buradan seslenmek istiyorum. Amacım da hep buydu zaten. Kalkın ve bir şeyler üretin, bir şeyler yapın. Bu ille de bir ağaç olmayabilir. Ne bileyim, bildikleri belki bir reçel yapmak veya başka bir şeyle ilgilenmek, ama bir şey üretmesi lazım kadın. Türk kadını çok güçlü gerçekten. Türk kadını isterse cidden bunu başarabilir. Hanımlar kalkmalı yani, bir şeyler üretmeli, bir şeyler yapmalı. Her şeyi erkeklerden beklemememeli.